Sindirim sistemi bir bütündür. Yani vücuda gıdaların girdiği ilk giriş yolu olan ağızdan başladığı için gıdaların çiğnenmesi, ağızda çok iyi bir şekilde öğütülmesi ve tükürük salgısı ile optimal muamele gördükten sonra yemek borusundan mideye ulaşması esasında sindirimin en önemli safhasıdır. Çoğu insan maalesef gündelik hayattaki koşturmalar nedeniyle bu safhayı gözden kaçırmakta veya ihmal etmektedir. Dolayısıyla bütün yük adeta midemizin üzerine binmektedir. Örneğin siz birçok kirli çamaşırınızı aynı anda çamaşır makinenize atıp kısa sürede ve doğru düzgün deterjan koymadan makine bittikten sonra bütün çamaşırların tertemiz ve pırpır çıkmasını bekleyemezsiniz. Dolayısıyla gıdaları birbirine karıştırmadan, iyi çiğneyerek ve midenin bunları çok iyi bir şekilde sindirmesine vakit ayırarak sindirimi kullanmak lazım. Eğer ki bu şartlar sağlanmazsa sindirimin en önemli safhalarından birisi olan safra kesesinden ince bağırsağa safra akımı bozulur. Dolayısıyla esas eminimin olduğu yer olan bağırsaklarda bu ağız yoluyla gelen gıda maddelerinin parçalanması, dolayısıyla vücudun her dokusuna nüfuz edecek küçük parçalara ayrılması sekteye uğramış olur. Bunu yapmadığımız zaman aynı zamanda bize dost olarak yaşayan ağzımızdan sindirim sisteminin sonuna kadar yerleşmiş faydalı bakterilerin yani probiyotik bakterilerin de sağlığını bozmuş oluyoruz. Bunların huzuru ve sayısı bozuldukça yerlerine zararlı bakteriler, mayalar ve mantarlar yerleşmekte. Biz de buna bozulmuş bağırsak florası diyoruz. Bu mikrobiyotanın bozulması da bizim için adeta taşeronluk yapan bu faydalı bakterilerin elden çıkması ve sindirimin diğer kısımlarının maalesef sekteye uğraması anlamına geliyor. Sindirim sisteminin sağlıklı olmasının en önemli anahtarlarından bir tanesi kişiye özel ve doktorunuzun size önerdiği şekilde beslenmektir. Yani illa herkes 2 ya da 3 öğüne beslenecek diye bir kural yoktur. Bazı insanların çok sık ara öğünler alması gerekir. Bunların zamanlaması, miktar ve kompozisyonu tamamen endokrinoloji, metabolizma uzmanınız ve sağlıklı beslenme uzmanınız diyetisyeniniz tarafından ayarlanmalıdır. Doktora danışmadan mide asidini bloke edici ilaçlar almak ve antibiyotiklerin sık kullanılması maalesef bağırsak enzimlerimizin bozulmasına ve bağırsaklarımızda yaşayan bakterilerin ölmesine sebebiyet vermektedir. Örneğin çok kaliteli ve çok paralar vererek kullandığımız bazı ağız gargaraları diş etlerimizin düzelmesi ve diş taşının oluşmasını engellerken ağzımızın içinde yaşayan bazı bakterileri de, faydalı bakterileri de öldürmekte. Bu durumda ağız florası dahi bozulmakta. Dolayısıyla vücudumuza gerekli zamanda, gerekli miktarlarda doğal probiyotik besinleri de sokmayı bilmeliyiz.